Hazır mısın canım? İbrahim abi, senin tonundan girselerdi biz bugün gelemezdik buraya. İbrahim abi, sen yaştan dolayı sokağa çıkabiliyor musun? Allah cezanı verecek. İşte bunu duymak istemiştim. Bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimde. Hani sen olacaktın yabancı başımında. İbrahim abi böyle bir gruptan uzaklaştı, uzaklara doğru yürüyordu. Bizi biri çevirdi, dedi ki oğlum ne yapıyorsunuz? Adam şu anda kevş ediyor dedi. Bir şey buluyor dedi. Ne rahatsız ediyorsunuz sana? Kafasından bir şey kuruyor. Abi John Wayne'in filmi ya Cowboy. Şimdi atla gittiği sahnelere megafondan bu ne sevgi falan. Adam da diyor ki ulan ne güzel boş geçen atlı sahnelerde Abdullah Yüce söylüyor. Bu programa acaba biz nasıl davet edileceğiz? Davetiye şu şekilde oluyor. Allah cezanı verecek. Eğer vermesin istiyorsan gidiyorsun. Biliyor musun, Şerona mıydı o filmde? Yok, Pembe abla da oynuyordu. Pembe. Şimdi Hülya abla, Hülya abla mı? Pardon. Hülya, affedersin. Gora nedir? Vallahi Gora bizim hayatımızı değiştirdi. Peki Allah tersini razı... yaptın bir de. Nesini? Arok. Gora Arok. Doğru. Ne demek istedin abi orada? Vallahi abi biz düzünü yaptık, çok memnun olduk, bir de tersini Cano gel. Benden bıktın mı ağır ağır gider? Ne oldu, sarhoş mu oldun? Hayırdır? Aşkım seni sarhoş mu etti? Değilsin. Peki niye cansız davranıyorsun? Gel gel. Gel yanaş yanaş. Benden küstün mü, ne oldu? Hayırdır? Bu akşam kimler var canım, biliyor musun? Öf anlatamam sana. Neşe muhabbet var bu akşam. Kahkaha var, gülme var. Çok gruplar gördük, değiştim, onlar değişmedi. Çünkü niye? Kandan candan birbirlerine bağlılar. Böyle gruplar isterim ben. 2-3 sene beraber olup ayrılan insanlar değil. Bunlar ömür boyu birlikteler ve her anda birlikteler. Bize ne güzel şarkılar yaptılar, biliyor musun? Biliyor musun canım? Bilmiyorsun. Sen dinleme kulağın var mı? Allah Allah, beni dinlediğine göre demek ki dinliyorsun, evet, peki. Mazhar Fuat Özkan. Düğendesen bu go? Anlıyorsun. Ya bu her şey biliyor. Bu arada bana laf yetiştirmeyin. Her şey biliyor. Manyak. Manyak mısın? Evet. Ben neyim? Deli miyim ben? Deliyim, deli. Değilim. Peki. Ama hep deli diyorlar bana. Benim küçükken adım neydi biliyor musun? Deli bu. Aynen deli bu. Hatta Japon ibo derlerdi. Gözlerim çekik ya. Japon ibo derlerdi bana. Ama sen bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Ulan nereden bileceksin? Daha sen çıkalı kaç sene oldu lan? Bizim zamanımızda televizyonlar siyah beyazdı. Siyah beyazdı. Sen daha ananın karnına bile değildin. Zafer Algöz ve Cem Yılmaz. Hazır mısın canım? Hadi bu arkadaşlar gelsinler bakayım. Evet, Cem Yılmaz ne ifade ediyor size canım? Gülüyor musun Cem Yılmaz'a? Gülüyorsun, evet. Peki Zafer Algöz'e? Ona da gülüyorsun. Peki gelsinler, güldürsünler bakalım. Neşe muhabbet yapalım. Güldürmekten ziyade şarkı da söyleyecekler ha canım. Hadi defol. Git git, geri git. Yürü 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 yürü, Allah cezanı verecek. Vay maşallah be. Benim tonumdan girdiler he. Allah razı olsun. İbrahim abi, senin tonundan girselerdi biz bugün gelemezdik buraya. Sizi met edecek kelimeler henüz daha hazinemde yok. Ya İbrahim abi, bizi iyi, yani met etmekten ziyade bizi evden kurtardın, Allah razı olsun. Evde deliriyorduk az kalsın. Yani yap bozu ya yaptık. Ya baktım ki hissettim. Dedim ki bunlar abdestim sıkılmıştır. Evet. Bir abi. Telefon açayım. Kardeş bu böyle bir programımız var. Gelir misiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah var olsun. Teşekkür ederim. Yani... Zafer abi sen? Sağ olun abi. Saçları beyazlatmışsın.
Abi ne yapalım? Yaş abi, geldi. Abi İbrahim Tatlıses'i takip edeceğim. Evet tabii. Boyayacağım. Tabii. Para yoksa gönderirim. Gönder abi. Yo bu boyamış hala abi. Boyamış abi yemin et. Valla boyamış abi. Ayrılmaz ikilisiniz siz de ha. Ya bu, bu kadar. Valla Zafer abimle gene en azından biraz görüşüyoruz. Yani evet. Ama hakikaten son 8-9 aydır gerçekten zorlanıyoruz şimdi. İnşallah. Bu şartlarda zor tabii. 1-2 ay içerisinde aşı olursak. Evet artık. Hani eskiden şey. Şimdi tövbe bismillah. Birisine ya senin aşıların tam mı desen kavga çıkar. Aynen. Şimdi 2 ay sonra herkes birbirine oğlum sen aşın tam mı diye soracak. Dur bakalım hayırlısı. Nasıl geçiyor? Vallahi abi işimizi bizim sektörümüzün bazı dertleri var tabii. Çok müzisyen arkadaşlarım da bilecek meseleyi. Biraz dertliyiz. Sahneye çıkmaya gayret ettim biraz. Ama maskeli çok zor. Seyircim de yazık nefes nefese kalıyor. Hem tedbirlere uymak adına birazcık ara verdik. Şimdi Gora nedir? Vallahi Gora bizim hayatımızı değiştirdi. Peki Allah tersini razı... yaptın bir de. Nesini? Aro. Gora Aro. Doğru. Ne demek istedin abi orada? Vallahi abi biz düzünü yaptık çok memnun olduk bir de tersini tersinden de memnun kaldık. Bu iki filmin yani bunu bize tavsiye ettiler. Düzü çok iyi oldu. Bir de bunun tersini yaptı. Hem bir adamı hem önden bakarsın hem arkadan. Abi iki filmde de seninle çok anımız var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Evet. Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık. İki filmin setinde de bak bir tanesi 2003 yılındadır seti. Bütün seti tek tek şarkısıyla geçirdik. İkinci filmi de Kop Gel Günahlarından. Onun için bizde çok ağır telifim var. Onu getirdik nereye bırakalım abi? Birikmiş yani. Birikmiş de. Birikmiş. Sağ olun sizden alacağım sizde olsun inşallah. Valla işte kötü tarafı şu. Sana eşlik etmekte çok zorlandık. Allah'tan yanımızda Özkan abim de vardı. Bizim yani Arok ekibinde. Özkan abi. Özkan abim de olduğu için kuvvetli. O divan sazıyla yol veriyordu. Oralara çıkabiliyor. Seyrettim. Yaşa. Çok da güzel oynuyor onu söyleyeyim de. Elbette. Yani şarkıcılığın dışında bir de oyunculuğu da var. Abi bugün nereden işte, çalmışsa. Bugün Allah razı olsun Masar abimlerle, Fuat abimle, Özkan abimlerle bizi çağırmana çok sevindik. Çünkü bugün bir yani İbo Show işte mega. Yani hünerlerin gecesi değil mi? Bizde bir hüner yok abi be. İbo Show'da bulunmadan dolayı çok mutluyum. Gerçekten beni kırmadınız. Beni mutlu ettiniz. Çünkü estağfurullah. Son günlerde gerçekten hem moralim bozuk hem bozuluyor hem de bozulmuyor. Moralim bozuluyor. Niye? İnsanlar çıkamıyor dışarı. Eğlenemiyor. Keyif alamıyor. Eski şey kalmadı İbrahim abi. Eskiden hani karşılaşınca canım, manım, arkadaşım. Yok öyle bir şey. Öyle aman. Bir şey böyle. Şimdi yumruk ya da dirsek. Ya nasıl? Kızıma dedim sen öpünün hadi sende şey var korona var diyor. Kızım daha korona olmadı. Olmaz. İbrahim abi sen yaştan dolayı sokağa çıkabiliyor musun? Allah cezanı verecek. İşte bunu duymak istemiştim. Bunu en son 20... Bu programda dostlarım, müzisyen arkadaşlarım, ekran başındaki kardeşlerim. Bu programın genelde talk show'lara davetiye bir telefonla gelir. İbrahim abinin biz 20 küsür sene evvel Kenan'la beraber, Kenan kardeşim İzel'le beraber. Onlar usta müzisyenler. Ben de daha toy bir komedyenim. Dedim ki bu programa acaba biz nasıl davet edileceğiz? Davetiye şu şekilde oluyor. Allah cezanı verecek. Eğer vermesin istiyorsan gidiyorsun. Bir de nerede oturduk senden? Nerede bir yarışma olur? Vardı. Cam Tanrı yerde vardı. Ha, İyi hatırlamıyorum. Mankenler şey miydi? Neydi? Ha yaşa. Yo şey. Evet evet bir modeller. Galiba Faruk Saraç'ın bir gecesi evet, miydi evet, abi? Evet Faruk Saraç'ın. Yaşa. Orada oturduk beraber. Sevgili hemşerime teşekkür ederim. Sağ olsun. Başta üç tane İbrahim abinin bana. Çok güzel bir esprisi o gün. Rahmetli andık. Kazancı Bedi'yi andık. Evet. Dedi ki İbrahim abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah'ım yarabbim. Dedi ki Kazancı Bedi'nin bir Alman abisi vardır bilir misin dedi. Kim dedim? İhli Bedi. Ne? İhli Bedi. İhli Bedi. İhli Bedi. İhli Kazancı Bedi. Ben dedim ki tamam yani. Eğer bunu şimdi yazmadıysan şerefsiz. Vallahi dedi. Dedin mi? Vallahi dedi. O kadar kısa değil. Bir aradan sonra tekrar beraberiz. Vallahi dedin. Vallahi var dedin. Var mı? Betere var mı? O betere var mı? İhli Bedi. Kazancı Bedi'nin akrabası. Tabii. Şimdi o zaman dağılmayan bir grubu çağır. İnşallah bu geceden sonra dağılmazlar yine. Ömür bu onları seyrederiz.
İnşallah. Çünkü halen güzel şeyler yapıyorlar ve halen de yapıyorlar. Evet. Hele o reklamları böyle bir şey olamaz. Maske tak. Kimi çağırıyoruz abi? Siz davet edin. Mazhar Fuat Özkan. Özkan. Evet. Evet, evet. Mazhar Fuat Özkan. Abilerimi çağırıyorum. Çünkü onlardan küçüğüm, biliyor musun? Abi onlar sokağa çıkıyorsa sen hayli hayli çıkarsın. Hoş geldiniz. Allah şeref olsun. Verdiniz. Teşekkürler. Hasan abi hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Babalar geldi, babalar. Sağ olun. İbrahim Allah selamet versin. Siz MF dediniz de Türkiye'de İngilizce yani İngilizce okunuşu MF'dir. Aslında MFÖ. Ama... Fakat Eurovision yarışmasında kadın bizi İngilizce MF diye takdim edince bir tek İngilizce... Abi özür dilerim, ben kalitemden ödün veremem. İngilizce. Ben kalitemden ödün veremem. MF ise MF'dir. Eyvallah, eyvallah. Yani İngilizce mi oldu bu şimdi? Evet. Bilmiyordum ki. Alfabede yok baba. Yani MF ama diye söylenmiyor. MF ödemiyor ama. Bütün Türkiye MF ödemeye. Bütün Türkiye MF ödüyor. Daha kolay geldi millete MF ödemekten. Herhalde. Abi bu reklamın şeyini, bu maske reklamın şeyini kim yazdı Allah aşkına? Hanginizden çıktı bu? Özkan'dan fikir çıktı galiba. Evet. Senden yani derçe çıkıyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüm. Yani maskenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama çok sevdim ben. Kendimiz yaptık. Vaktırak şarkımız vardı. Oradan esinlenerek vaktırak, vaktırak diye bir vaktırak formunda bir şarkımız vardı. Biz de onu da maske tak oldu. Maske önemli. Maske önemli ve sosyal mesafe çok önemli. Onu yapabilir miyiz şu anda? Maske yani, ancak böyle sesli yapabiliriz böyle. Maskeleri de getirelim. Maske tak. Bir renktir ya. Sözleri de unuttuk. Bu programda insanlar şey yapıyor. Dışarıya çıkınca. Çarşıya pazara. Hayır. İbrahim baba. Dışarıya çıkınca, parkta sokakta yürüyünce. Maske tak. Metroya otobüse binince. Çarşıya pazara gidince. Maske tak. Görüyorsunuz değil mi efendim? Görüyorsunuz yani maske taktığını. Cem taktı işte. Ben tamam. Dinlerim abi, babalar ne derse yapar. İbrahim hocam, şimdi şeyden çekiniyoruz. Allah izin verir de konserler tekrar başlarsa, şu bela giderse. İnşallah. Dedim ki Fuat'a konserde isteyebilirler dedim şarkı olarak. Aynen, vallahi isterler. Hatta maskeyle çıkın. Söylerim, maskeli de söyleyeyim. İyi fikir. Evet. İyi fikir. Vallahi. Şimdi Eli Güne Karşı ve Yalnızlık Ömür Boyu diye iki tane şarkıyı arka arkaya çalacağız. Yıllar önce ben konserdaydı, Ankara'daydım. Geldim, çocuklar Ferhan Şensoy'un bir oyununda Şahları oynuyorlar. Diye bir oyun vardı. Fakat Şahlar o döneme, İran Şahı'na ait bir döneme yazılmış sözler. Ben çaktırmadan oradan hemen tırtıkladım. Cımbızladım. Üstüne Eli Güne ile Yalnızlık Ömür Boyu'nun sözlerini yazdım. Sonra şeyi anlatsana. Ferhan Şensoy ya git. O çok güzel. Şimdi tam 300. oyunu falan oynuyor Ferhan. Döndü Pervaneler i̇şte, diye tam, başlıyor. Parçanın adı Döndü Pervaneler. Tam parçanın orasına geliyor. İşte ey gidi Tahran, bu kaçıncı terk ediliş? Bizim hani ya, işte, Eli Güne Karşı yapayalnız kısmı. Fakat albüm çıkmış bizim, tutmuş. Bütün halkta parçayı ezberlemiş. Tam tiyatronun ortasında adamlar bu parçayı söylerken bütün seyirci Eli Güne Karşı diye bağırınca durdurmuş Ferhan şeyi. Ya arkadaşlar, bu parça aslında bizim oyunun parçası. Yani bakmayın üstüne sonradan söz yazıldı diye düzeltmek zorunda kalmış. Abi seyirci bela. Ben bir fotoğrafı çektim Nükhet Uru'yla. Ben bir laf söyledim televizyon reklam, fotoğrafıma reklam. Dedim ki, benden nefret et ama bana acıma. Allah sen misin? Her konsere çıktım dedi. Diyorum ki, benden nefret et ama kıyamet. Böyle bir kıyamet kopma yok. Benden nefret et ama bana acıma. Slogan. Zafer baba, senin mikrofonun yine yerde. Yanımda abi. Kafayla konuşuyoruz. Yanımda. Bizim bir şöyle hatıramız var. Sanıyorum... Bir dönem vardı İbrahim Hocam, biliyorsunuz
Egemen Bostancı döneminde. Allah rahmet eylesin, evet. Bir hizmet, Şan Tiyatrosu. Bir hizmet. Şan Tiyatrosu, evet. Doğru mu? Hatırlıyor musunuz? Bir hizmet götürürdünüz, bir hizmet yapardınız. Evet. Ondan sonra biz bütün asolistlere vokal falan yaptık da sonra Didel oldu da asolist odasına aldılar falan. Biz Fuat'te tavanda başladık. Tavanda tuvaletin yanında zirvede başladılar abi, zirve. Evet. O dönemlerden yetiştik. Şimdi daha kolay gençlerin durumu. Sonra tabii Özkan eklenince iş çok başka bir yere geldi. Benim hatıram şuydu. Sanıyorum Sezen Aksu ile İzmir fuarındayız. Yani şimdi siz geliyorsunuz, selamünaleyküm diye ortaya bir selam veriyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi arkadan saz ekibi geliyor. O zamanlar çoğu arkadaşlar da roman arkadaşlar. Şimdi biz olduğu Fuat'ten, gibi. Biz Fuat'ten görünmez adamız. Herkes Özkan'a selam veriyor. Allah Allah. Allah Allah. Dedim ne bu ya? Herhalde Esmer dedim. Bir de söylemesi falan şimdi göreceksiniz. Aha, şeye yakındı. Sanatlı bir çocuk diye. Evet. Romanika biraz ya, ya ya biz şaşırıp kalırdık böyle. Sağ bir de şeyi unutmadan söyleyeyim. Biz sanıyorum bu Diday falan çıkmıştı. Sizden bir yerde karşılaştık. Siz dediniz ki bunların sırrı nedir diye düşündüm dediniz. Hatırlamazsınız. Baktım bunlar kameraya bakmıyor dediniz. O zamanlar biliyorsunuz kamerayı takip edebilmek bir hünerdi. Üstüne şey vardı, kırmızı yanar. Öyle evet, oraya. Sen oradasın, buraya şöyle de ki dön. Hem hop buraya dönüyorsun. Sonra çok tuhaf bir detayı siz fark etmişsiniz. Biz karşıya söylüyorduk. Ay dedim diyor, şunlara bak, kamera takip etmiyorlar dedim diyor. Havaalanında mı ne bir yerdeydi öyle. Hadi bakalım. Hadi Özkan abi bir çalalım, parça. Söyleyelim mi? Şimdi bu romandan bahsettiğiniz, ben geçen romanda da anlattım. İki asker arkadaş, biri tezkere alıyor. Öbür arkadaşın da günü yakın tezkere almaya, diyor ki ben İzmirliyim, İzmir'e gelirsen, tezkere aldıktan sonra İzmir'e gelirsen bana gel. Sana İzmir'i gezdireyim. Bu da aylar geçiyor, tezkere alıyor, İzmir'e geliyor. Tabii adı var adamın. İşte Hasan diyelim. Geliyor kahveye, soruyor işte. Ya Hasan diye bir arkadaşım var, asker arkadaşım burada mı acaba? Peki adı ne diyor? Hasan. Soyadı? Vallahi bilmiyorum. Peki ne yapar? Biraz esmer de diyor. Ulan oğlum baksana diyor, bunun hangisi beyaz? Kahveye baksana, hangisi beyaz? Çok güldünüz ya maşallah. Güldüremedin mi? Abi seyirci olsa güldüremem. Niye güldüreyim? Bunlar varken ben nasıl güldüreceğim? Estağfurullah. Abi biraz tabii okları bu tarafta yatıyor mallar yani. Merak etmeyin, ben montajda gülmek var. Buna güldünüz. Allah cezanızı verecek. Evet abi. Şarkı mı dinliyoruz? Tamam. Hadi evet. Özkan abi bir şarkı tamam. Dinleyelim. Bari. Abi çok ekstra kaşemizi yani. Ödersen seve seve tabii yani. Söyleriz yani. Kaşımızı ödersen dedi bak. Abi canım İbrahim Hoca'nın repertuarı kaç bin kim bilir. Ekstra kaşımızı ödersen dedi. Abi biz bugün evet, niye geldik zannediyorsun? Hiç merak etmeyin. Ekmeğimizin peşindeyiz. Kaşını ayırdık abi. Ayırdın, 10 aydır bir MFE konserine gidemedik. Ya. Bu fırsatı yakalamışız biz. Yani, elimizden geleni yaparız. Bir de üstüne para mı alacağız? Hiç yani aşk olsun. Bir ki. Son ki. Bekledim dön diye, dönmedin
Sizde. Var mı bir roman ilişki olarak? Beraber söylüyoruz. Var mı roman dans eden? Hiç roman arkadaşımız yok. 20 hay Allah. Neyse. Hadi. Evet varsa biri gelsin. Giriyoruz. Hiç geliyor. Hiç kısacık canım. Çat çat çat. Ya bir dakika. Kim var? Çat çat çat. Kim var? Ali mi var? Yok canım. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Cem Dikkat, burayı altla söylüyoruz. Son 2, 3, 4. Haberin bana duyarım. Nasıl olsa bilirim kimlerlesin. Sen ne yaptın, neler ettin. Evet. Aklım fikrim hep sende. Sevsen de, sevmesen de, seni hiç aldatmadım. Aman aman, aldatmayı hiç sevmem. Hele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Gözüm yollarda kaldı. Hele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız, böyle bırakılmaz ki. Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kaldı. Süper. Vallahi bu ne? Zafer Hoca sen nereden bu anlamadım. Vallahi hepsini ezbere. Hem de ikinci ses falan söylüyor. Hayır kırmızı oldu bile. Çok iyi kulağı. Hora ele güne karşı. İbrahim abi. 10 aydır çalışıyoruz evde ya. Ve bir de abilerimizi yıllardır dinliyoruz artık. Evet, hocalarımız bilmeyen, yetiştirdiler bizi. Bilmeyen yok. Vallahi. Hakikaten. Bu plak için İbrahim Hocam prodüktörümüz satmaz demişti. Biz de bütün varımızı, yoğumuzu verdik, yaptık o yıllarda. Fakat şöyle bir şey var prodüktör. O zamanlar biliyorsunuz bu kahveliler, avukatlar yoktu. El sıkışma bitmişti. Bitti. Aynen öyle. Çok daha namusluydu bu şey. Her şey. Satmaz demişti. El sıkıştı ama daha hiç kağıt mağıt öyle bir şey yoktu. Valla sonunda ben köşeye sıkıştırdım plak şirketini. Ele güne... Bir yerde. Ele güne gibi birkaç tane daha şart şey olsun dedi. Satmaz abi dedi. Sonra 40 yıl sonra 100 yılın şeyi seçildi pop. Şey çok güzel bir hatıraydı. O burada Türkiye'de mi yaşandı, yurt dışında mı? Sizin şimdi bir tekniğiniz var ya, 3 farklı ses. Evet. Birisi demiş yani siz daha aynı o güzel aynı bir anı söylemesini bilmiyorsunuz. Abi bir Türkofon vardı, hatırlar mısın? Türkofon.
Çok eski. Türkofon? Türkofon. Evet. Türkofon Almanya'da da bir bölümü de oradaydı Almanya'da. Çift ses Türkofon yaptı. Türkofon mu? Vecdi Ekin. Ne malacak Felek benim? Evet. Çift ses yaptık. Dedi ki siz daha aynı sesten söyleyemiyorsunuz. Ne? Armoni yaptık. Armoni yaptık. Aynı sesten söyleyemiyorsunuz siz diyor. Daha dedi. Şey herhalde. Yani... Anlamadım. Şey gibi betone gibi betone. Betone söylemek. Şimdi Mersin'de çıktık sahneye. Solistimiz de Sevim Tun, Allah rahmet eylesin. Bir de dayımız var. Bu Fırat Dilsen'i seyrettiyseniz orada benim kayınbabamdı. Rahmet eylesin titredi. Sahneye çıktık. Luna Park. Osman Kavran işletiyordu. Allah rahmet eylesin. Bu şimdi romanlar çalıyor ona Fatma Giri'ye. Fatma Giri bir yerde herhalde detonom oldu. Ne oldu? Öyle bir şey oldu herhalde. Klarnete biri kik diye bir ses çıkartıyor. Yanlış bir ses basıyor herhalde. O da bozuldu geldi şeye şikayet ediyor. Dede de Fatma Giri'nin indiğini görünce hayrola hanımefendi dedi ne oldu? Bizim menajerimiz ya dedeye. Dedik işte dede böyle böyle oldu falan filan. Okuyamadım indim sahneden indi çünkü. Niye dedi böyle oldu? Dedi ki yanlış ses çıkarttılar. Tuzak kurdular bana. Hemen sazı çağırdı. Şak dedi bir tane. Lan dedi niye Fatma maşa? Dedi dede dedi detone olur. Lan sana ne oğlum detone olur, keton olur, betone olur. Şimdi 100 lira alıyor. Detone olmasa 200 lira isteyecek. Bir tokat daha. Ayrıca Fatma Girik hanımefendiye saygılarımızı iletiyoruz. O zaman bugün ben şanslıyım. Benim bugün detoneler iyidir yani değil mi? Ha ben şöyle yani eski şeyim yok. Fuat bilir sesimle şey kadın sesi söylerdim yani şey. Yıllar içinde şey oldu fakat ben yani grupta zaten evet birkaç halkın sevdiği şarkı yapmışımdır ama orijinal fikirler bulan adamımdır. Yani Ali Desidero şu bu gibi. Ama asıl müzisyenler bana gitarı öğreten Fuat'tır. Özkan çok ya, gerçek müzisyenler bu iki yanındaki dostumdur. Ben de orijinal bazı şeyler arada. Tek otu çikotu yapıyorsun. Yani. ne anladın şimdi takoti çikotiden? Şunu söylemek istedim. Ben anladım. Yani onlarsız onlarsız bazen solo konserlere çıkıyoruz ama üçümüz yıllardır artık yani çocuklarımız amca dese yeridir. Ama kavga var mı? Kavga çok. O daha aile, çok. Aile kardeşiz o, biz artık. Kardeş arasında kavga olur. Bu yavrumda yıllardır bizi barıştırmaktan. Kardeşler arasında olur. Bitmiştir. Bir tanemizde. Biz birbirimizi ama sevmeye mecburuz. Biri, pandemi yaramış abi. Pandemi. Biri jandarma bak, olacak, biri polis. Biri iyi polis, biri kötü polis olacak. Yoksa yürümez. Hayata yürümez. Vallahi. Bu iyi polis. Çok. Bir tanedir. Biz birbirimizi sevmeye mecburuz. Vay. Fuat asabidir ama kalbi çok temizdir. Tabii. Bölüm ayırır bizi ancak Allah korusun. Tövbe estağfurullah. Allah geceden versin. Allah ya şimdi bu bir günlerinde. Evet abi ya. Evet yalnızlık ömür boyu o zaman. Evet çalalım hadi yalnızlık ömür boyu. Müziğe geçelim baba. Çalalım mı? Evet yalnızlık ömür boyu. Evet şarkı evet. Evet evet. Evet evet. Esasında bizim İbrahim'le çok eskiden bir tanışıklığımız var. FTS stüdyosunda kayıt yapıyorduk. Aynen. Hatırlıyor musun? Kimdi? Benim stüdyomda kayıt yapıyordunuz. Es müzik mi neydi? Maviden, mavi maviden sonra. Mavi mavi. Çok eski. Benim de mavi maviyle bir anım var sonra anlatacağım. Hı. Çok çok enteresan. İlk sinemayla tanışmam. Film seti, ilk gördüğüm film seti sizin abi mavi mavi seti. Nerede? Büyükçekmece'de sahilde bir sahne çekiyordun. Evet. Pembe Mutlu'yla biz de bakınıyorduk ulan. Pembe Mutlu mu? He ya. Hülya Avşar oynamıyor muydu o filmde? Yok Pembe abla da oynuyordu. Pembe. Şimdi Hülya abla Hülya abla mı? Pardon. Pardon. Hülya affedersin. Hülya Hanım. Pembe abla. Hülya normal Hülya. Pembe Hanım. Pembe abla. Pembe Mutlu evet. Pembe Mutlu size aşık. Siz mahalle delikanlısıyım doğru, ben. Doğru doğru. Bir minibüsle işte o sahildeki sizin aile denize girdiği sahne çekiliyor. Evet. Biz de işte ben de 11-12 yaşındayım. Hülya ile akranız yani. Bak gene konu karışıyor. Ben düzelteceksin ya. Evet. 11-12 yaşlarındayım. İbrahim abi filmin aynı zamanda yönetmeni. Değil mi baba? Öyle bir şeydi.
Evet. Biz sete böyle merakla bakmaya çalışıyoruz. İşte ama yani şey zamanı, sessiz dönem. İşte şeyler var. Evet evet, böyle gündüz gün ışığında çekiyor. O zaman dolu moli hak getire. Reflektörler, reflektörler. Biz de merakla ne oluyor? İbrahim abi böyle bir gruptan uzaklaştı, uzaklara doğru yürüyordu. Biz de dedik ki bari İbrahim abiye yakın olalım. Biz de çocuklar takip ediyoruz. Bizi biri çevirdi, dedi ki oğlum ne yapıyorsunuz? Adam şu anda kefş ediyor dedi. Bir şey buluyor dedi. Ne rahatsız ediyorsunuz Sadaç? Kafasından bir şey buluyor. Bizi yol verdi. Sonra filmi izledik. Ne kevşettiğini anladık orada. Anladın mı? Evet. Orada tercihini yapmış Pembe Mutlu'dan ziyade. 10 sene hala şeyde Bağdat'ta oynadı bir sinema, bir film. Evet. Hürriyet gazetesi yazmış. Kaç on sene? 84 yılı değil mi abi? 84. 84. Bir film orada 10 sene. Bir sinemada 10 sene. Bir de Avara oynamıştı burada biliyorsunuz. Evet. Elhamra sineması vardı Beyoğlu'nda. Hatırlar mısınız? İlk gördüğüm film setidir. Tabii. Elhamra. Şimdi adam biri getirmiş, filmcinin biri. Demiş ki bu ne, avara mı? Avara mı? Avara mı? Li li li. İlk küçüklüğümüzün. Raşkapur. 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 Ben de zannediyorum bu Raşkapur şarkıcı. Mer şarkıyı söylemiyormuş. Ha, şarkıyı onu başkası mı söylüyormuş? Tabii tabii. Ben o söylüyor zannediyordum. Ya ben bir tane öyle sinema hikayesi gördüm. Şeyde bir böyle bir ansiklopedi güzel. Bir kovboy filmine Abdullah Yüce rahmetlinin şarkısı Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne ızdırap. Fındıkzade'de mi Şehzade Başında mı nerede bir sinemada John Wayne'in kovboy filminin üzerine abo, Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne ızdırap diye aklı gidilen sahnelere onu yapıştırıyorlarmış. Seyirci yıkılıyormuş. Ya böyle bir şey olur. Şeyden mi yani? Kofti'den. Ya abi John Wayne'in filmi ya kovboy. Şimdi atla gittiği sahnelere megafondan Bu Ne Sevgi Ah remix yapmışlar yani. O zaman remix var mıymış? Evet abi. Adam da diyor ki ulan ne güzel boş geçen atlı sahnelerde Abdullah Yüce söylüyor. Yani, ya bulunmaz yani. Nimet yani. Geçen gün mesajlaşıyorduk İbrahim Hocam. Dedim ki Cem'e niye Arap müziğinde şarkıların introsu çok, girişi çok uzun dedim. Evet. O da bir espriyle cevap verdi. Unuttum. O sırada şarkıyı öğreniyorlar. Bir şey gibi cevap verdin. Biz mesela kaç? 2/4'lükten sonra... Ha işte 4. En fazla 4/4. Gireriz yani. O en nedir? Büyük montajı ben yaparım. Nedir o hocam? Keserim atarım introyu başına. İntroyu mu? Çünkü bir saat intro dinliyorsun. Ama abi. İbrahim abi senin hani anlattım ya... Arok filminin setinde çok dinlediğimiz şarkı. Evet. Senin orada bir buluşun var. Onu kimin başından çıktığı tahmin ediyorum. Söndü içimin adı yani nazın zın. Sitemin belli değil var zın, ya. Zın var. Nazın evet. Zın var bir de. O kime ne? Birinci zın senin. O namet. İkinci... O imza. Çok iyi ama. Bazı sanatçıların imzaları var. Bir dileği var. Nazın zın. Sitemin oh, belli. Çok iyi. O sıkıştırma yani araya. Çok iyi. Başa ala ala dinliyorduk. Zaten sen nur okurken kafayı yiyor şeyde stüdyoda. Onun bakın, aranjörü kimdi abi? Sendurlar yazar abi. Yönetmeni Sendur. Sendur hele bakın başım var mı? Kafa yedin ya. Kalk hele ayağa kalk. Benim kafam duruyor mu yerinde? Evet, duruyor bir şey yok Allah'a şükür. Zın zın koyalım adına yeni bir isim. Orayı yapabilir misin kızım? Hadi. Nazın. Belli değil, ben senin değilim anlayamadım sen. Nazın sitemin, nazın zın sitemin. Belli değil, kim bu gözlerindeki yabancı yarama benim belimde. Hani sen olacaktın yabancı başımın tanrı. Söyleyelim mi?
Ben olsam bu şarkıyı başa alırım bir daha. Neler biliyorsun sen usta ya? Abi kaç kere dinledik bunu ya. Her gün mesaiden sonra bunu koyuyorduk valla. Evet. Yorgunluğumuz gidiyordu. İbrahim abinin tonuna çıkmış olmanın da mutluluğu. Bunu kim okumuştu? Deniz'e kim okumuştu zamanında? Evet abi. Yıldız Silben şarkısı Deniz'e kim okumuştu? Ta bundan 25 sene evvel falan. Doğru. Ben de şarkı hoşuma gitti. Yıldız'a dedim ki ya ben bunu okuyacağım, okuyabilir miyim? Tabii de okuyabilirsin. Kalktım okudum. Tekrar patladı şarkı. Eyvallah. Ama çok güzel şarkı yani. Güzel şarkı. Hiç. Abi. Babam Yıldız da yazıyor mu yazıyor. Yazıyor evet. mu yazıyor. Yani böyle bir şey yok. Deli Meram olsun. Bizim canımız. Bravo. Evet buyurun abi. Hocam size dinleyelim. Özkan abi hazırız. Hazır mıyız? Hangi parçaya giriyoruz? Yalnızlık. Hangi parçayı biliyoruz onu söyleyelim diyoruz. Ömür, yani. Ömür boyu. Senle beraber olsam da sevgilim, ayrılsak da ölsek de bu yolda hep yalnızlık yavrum, yalnızlık ömür boyu, yalnızlık ömür boyu. Senle beraber olsam da sevgilim, hiç görmesek birbirimizi, özlesek ömür boyu, bağlansak da sevinsek de üzülsek de, yalnızlık ömür boyu. Birden sen gelsen aklıma, seni unutsam bazı bazı, meraklansam gizlice, delice kıskansam seni, hep yalnızlık var sonunda. Yalnızlık var sonunda, yalnızlık ömür boyu. Abi biz çok tehlikedeyiz. Eşlik etmek istiyoruz. Edepsizlik de yapmak istemiyoruz. Evet, seyirci yani. Bizi affetsin artık. Arada giriyoruz. Estağfurullah. Yani. Estağfurullah. Gayet güzel. Öylece öyle. Yalnız ki ömür boyu böyle. Ne sen ne Zafer hiçbir problem olmaz bence. Canım abim. Yani arada kasnaktan kentaşsız müdahale ediyoruz Özkan abi. Kulaklar çok sağlam baba. Kulaklar sağlam mı? Sağlam. Abi ben yani bunu iltifat olarak kabul edemeyiz. Biz batı müziğiyle başladık. Öyle oldu bizimki. Sonra öğrendik kendi şeylerimizi, makamlarımızı. Ama hiç olmazsa neresinden öğrenirsen. Abi hiç şüphen olmaz. Yani dünya alem sizi seviyor. Dünya alem. Hiç ondan şüpheniz olmaz. Teşekkür ederiz abi. 7'sine 70'ine dinliyorlar sizleri. Yani çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Aydemir 84 yaşında. O yaptığınız ya. Şarkıya bayılıyor. Aydemir abi ya. Ah canım ya. MF veteran mı? Allah Allah. Var mı öyle bir şey? Benle alakalı mı? Yok.
Evet abi, seyredelim. Döndü pervanelerdi, ele güldü karşı. Eski adı Döndü Pervanelerdi. Sağ olsun Masar'cım ona bir söz yazdı. Evet, parasızdık bir de bir yandan. 5 sene sonra o parça bize 26 hafta bir numarada kalacak bir long play'in hitini çıkarttırdı. Bu sabah yağmur var İstanbul'da, parçası şöyle çıktı. Sabah kalktım, pencereden baktım. Bir baktım, seller akar. Arap kızı bana bakar. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye. Ne istediğini bilirsen şayet bir iştah bir afiyet diyor. Bunun üstüne ne söylenir? Hep yalnızlık yavrum, yalnızlık. Geldi. Bak sana ne çalacağız? Bilmiyor değil mi bu? Bilmiyor. Peki peki anladık. Peki peki anladık da bir arkadaşımıza hitaben dedik. Peki peki anladık. En acayip sensin. En şu şu şu. Bu. En iyi onu da sen yaptın. Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi? Aaa! Bir usulü marifetle kabukları kırmıştı. 14 sene evvel yaptığımız parça bugün hit. Bugün bir numara. Güllerin içinden canım, koşarak koşarak gel bana gel. Tararap. Bizim aslında Bakırköy'de odamız vardır. Kimse bilmez. Biz ayda bir gideriz çünkü kalır, dinlenir, çıkarız. O kısmını Özkan buldu. Yolda o diye arkasından çocuklar seslenmişler. Amsterdam'da da yolda yürürken Diday yapalım dedi. Hep o oluyor dedi. Eurovizyona kadar bizim mazbut bir hayatımız vardı. Evet, fakat evet. Eurovizyondan sonra işler değişti. Hep beraber MF şarkıları söyleyeceğiz. Sesim kötü, iyi dinlemem. Herkes söyleyecek ama zaman. Sen maskeliydin değil mi bir saattir? Yok, bazı saatlerde virüs daha yoğun oluyormuş da. Bu saatlerde mi? Abi Veter'e başladı ya hocam. Ya çok güzeldi. Veter'e başladı. Bu şeye tırmanan sen miydin merdivene? Evet. Koşarak. Sorma. Benim de eskiden deli. Alain Delon gibi ya. Şimdi fakir besteyi yaptı. Sözün yazdı ama en can alıcı lafı da Özkan buldu. Sen neymişsin be abi? Evet, aynen. Çok önemli. Ya yani Özkan böyle dokunur. O Diday'ın ortası oydu sırf. Bir gün geldi, dedi çocuklar arkandan Diday Diday dediler dedi. Evet. O Diday. Terennüm oluyor bunlar. Baba terennüm deniliyor yani, anlamsız bir kelimeler. Bir de şeyi anlatsana. İlk yani plağa koymamıza sebep konserde çaldık ya. Peki peki anladım. Evet. Bizim şarkımızı plak yapmadan önce konserde çaldık. Peki peki anladım. Bir saldı. Bir saldı bayağı. Yani bayağı bir reaksiyon aldı. Çünkü ilk defa çaldık. Evvelden hep plak yaptıktan sonra şarkılarımızı çalardık. İlk defa bakalım nasıl bir reaksiyon gelecek yani diye merak ettim. Aslında parça prova da çıktı. Arı sinemasında 3 konser arka arkaya İbrahim hocam ve
bize bakan yok kuliste. Duygusal ama İbrahim hocam, geniş kitleye yayılmamız Eli Güne Karşı Yapayalnız albümü ve Diday Erevizyon. Diday olmasaydı biz Türkiye çapında şey yapardık. Şeyle Sezen Aksu'yla turne yapıyoruz. Anadolu'nun bir doğusunda bir dağdan geçiyoruz. Hatırlamıyorum neresiydi şimdi. Bir köyde durduk ayran içelim diye. Otobüsten indik. Küçük çocuk. Anne bak Mazhar Fuat Özkan geçiyi dedi. Allah. Geçiyi. Ben dedim arkadaşlar meşhur olduk. Aa, o zaman. Geçiyor mu geçiyi mi? Neredesiniz? Geçiyi. İşte bir, zannediyorum Malatya'da oralarda doğru, bir yerde doğru, bir dağın üstünden Şive geçiyordu. Doğru tamam. Ondan sonra geçiyi dedi. Küçük çocuk bizi tanıyınca dedim arkadaşlar artık meşhur olduk. Gördün mü? Küçük çocuk bizi tanıysa. Ve afet başladı tabii şöhretle birlikte. Onun problemi. Ortalığı yırtıyorsunuz tabii daha şöhret. Ama işte biliyorsunuz İbrahim hocam. Siz şarkı mı? Bunların arasında ben şarkı. Ne alaka? Aa, olur mu hocam? Hadi hocam lütfen. Biz sizi dinleyelim. Burada iki tane vokalistiniz var ya. Evet biz hazırız abi. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. verin gazı verin gazdan alırım. Vay vay. Haşarlı arasından dondum.
musun? Cebinden merak ediyorum. Yok abi, bakıyorum hangi şarkıyı söyleyeceğim diye. Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımda. Yıllardır bir özlemdi, yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Güzel değil mi o ya? Güzel. Güzel. Öbür o uzun saçlı kız arkadaş da Kenan Doğulu galiba. O yarın yüzü. Repertuar ezbere biliyorlardı. Ya var ya sen, ben de takip ediyorsun herhalde. Rahim abi seni sıkı takip etmeyen ölürsün ya, olur mu öyle şey? Sıkı takip ediyoruz abi. Yani sen... Bir de Hakan Altun'la Kubat'ı takip ediyoruz abi. Boş zaman, Altun, o boş zamanlarımız. Yok Kubat, yani arada, Kubat'ı da severiz. Cem, 14 acayip Kubat teknolojik yeni aletlerle donanmış vaziyette, haberin olsun. Estağfurullah. Abiciğim sen o filmlerden sen uçan adamlar mı uçan adamlar mı? Abi zaten uçan adamlarla çalıştım ben hep sinemada, şansım bu. Yani ilk filmim Masar abimle. Sonra Özkan abimle çok film, Masar abimle iki filmim var. Bizim birlikten beterimiz var. Allah Allah. Allah Allah. Ha. Bir görelim bakalım Cem abiden birlikte. Acaba şey mi? Eski program. Bilmiyorum ki. Hadi yaşa be. Cem o. Bir şey söyleyeceğim. Valla sevgili izleyen konuklar, benim bir şarkı söyleme hevesim var. Onu nasıl yapacağız abi be? Yani görüyorsunuz en büyükler burada artık. Bir elimizden tutar bunlar işte. Bilmiyorum. Yani bir deneyeyim, ne var ki? Hadi söyle. Yani herkes söyleyebilir değil mi abi? Hayır. Yani şey diye. Hayır, biz Allah'tan sıyırdık. Bir göz Allah bize verdi. Dört göz daha koy. Yok ben... yok. Şey için. Ne? Yani şurada başlayayım, zamanla oraya geleyim. Yani baktım yapabiliyorum coşuyu. Peki benim yerime geç. Baktım yapabiliyorum coşuyu. Keramet kavuktaysa diyor. Şimdi evet. Tamam. Ne söyleyeceksin abi? Of burası iyiymiş ya. Şu fırtın... Oluyormuş burada. Güzel ya, geliyordu ya. Burada bak, hakikaten burada çok güzel bir şey oldu. Saygılar sunuyorum. Bak oldum yani burada. Kara hüzün habbesi, ne 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 candan. Ya şaka yapıyorum. Nasıl söyleyeceğiz? Bir elimizden tutun abi, ben şarkı söylemek istiyorum. At kendini, at kendini. At kendini oğlum lan. Cesur ol yani. Cesur ol. Öyle mi başladınız siz de? Cesaretli olun. Ne bileyim, elim ayağım tutuyor. Abi ben senin elinden tutayım, Kenan senin ayaklarından tutayım. Çok sıkışırsam bir sabuğa girerim, siz de devam edersiniz. Hadi girsin sabuğa, alkışlayalım. Gir abi, sabuğa girsin. Gir. Kısmında böyledir böyle. Bırakıp gitme dedim ben. Ay söyleyemiyorum ha. Vallahi söyleyemiyorum. Öyle mi? Ha? Vallahi söylüyorsun, harika. Beş dolar. Ay yok, söyleyemem ya. Girelim hep beraber, söyleyelim mi? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Kuzu sürüsü. Nasabu. 15 saat keman çekiyor. Sabuha.
imansız, imansız Çok güzel bir anı. İbrahim abi. Bunlar hep kalacak biliyorsun değil mi? Kalacak da kötü tarafı şu. 97. Ulan bir insan birazcık gelişir. Yine şarkı söyleyemiyor, gene söyleyemiyor. Aynı. Yalnız Sabuha'nın sağ bölümünde Kenan'ın bittiği yerde sen başlıyordun. Tabii. Nasıl olacak bu? Yokuşu çıkması gereken çok yerde iyi. İbrahim abi geçiyordu direksiyona doğru. Bizim bir gün bir şarkı hatırlamaya çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin. Gene Adnan Şenses'i aldık. Adnan abinin bir şarkısını hatırlamaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz hangisi olduğunu ama şeyini hatırlıyoruz en azından. Onun böyle bir şarkılarında böyle bir gelir bir tırmanma şeridi vardır. Hani zendene 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 doldur memey oralara gidecek. Biz şimdi şarkının A'sını bulamadığımız için biz bir tek tırmanma şeridini hatırlıyoruz. Açtık telefon ya dedik. Adnan abi şöyle bir şarkı vardı yani. Tırmanıyordun. Oğlum dedi ben hep tırmanıyorum. benim tırmanmadığım şarkı yok. Öyle dedi şarkımı hatırlanır lan. Randana 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 randana. Ondan sonra zaten. Evet o hakikaten çok tırmanıyordu. Evet. Öyle bir şey var değil mi abi? Yani şarkı mesela buralarda işte gezinirken şöyle oldu, böyle oldu, öyle oldu derken tak bir takviyeye takıyor. Randada zandada zan. Ondan sonra orada devam ediyor kavgaya, gürültüye. Yani sen beni niye sevdin? Hatırlıyor musun ben... Bu kaza başımdan geldikten sonra Almanya'ya döndüm ki geldim sana dinlemeye. Eyvallah. Ya öldüm karnım falan şişti. Davul oldum davul. Nasıl tek başına böyle bir şey yok ya. Bu zamanda ne kıymetli değil mi şimdi? Ne gülmek. Gülmek yani. Çok kıymetli doğru evet. Valla. Ama güldürüyorsun inşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya. Yani işte biraz ya, bir kendi şey... kendi moralimiz değil hepimizin morali önemli ya. Birbirimize sizin şarkıda var ya abi birbirimize... Vitaminler, moraller verdik diye. Evet. Hani bir söz var, yani olan olmayana versin diye. Bu yalnızca maddiyat değil yalnızca. Aynen, maneviyat. Moral de öyle. Allah razı olsun. İzledim, çok duygulandım gerçekten ama... Ya. Seyirci de fark etmiştir. Bir insan bir adım ileri gitmez. İzel değil mi o? İzel. İzel, öbürü o uzun saçlı kız arkadaş da Kenan Doğulu galiba. Tövbeler olsun. Kenan'ın valla helal olsun hiç değişmedi ya. Hiç. Saçı hariç. Ben babalarımla yetiştim. Oo Yurdar abi. Ya ben de. Çok kıymetli. Çok. O zamanlar İzel çok güzel çok orkestralar vardı. İzel güzel gruplar vardı ya. İzel geldi mi programa? Yok. İzel'i de çok özlüyoruz. İzel seni geldi. Çok özlüyoruz ha. İzel'i de evet, özlüyoruz. Evet kayboldu bir yana. Nerede bilmiyoruz. İzel çok kıymetli bir sestir yani. Çelik'le birlikte bir gruplar vardı onların. Evet. Güzel Çelik Ercan. Güzel Çelik Ercan. Güzel Çelik Ercan. Aynen. Güzel aynen. Çelik Ercan. Bak onlar, hepsi dağılıyorlar abi. Yok 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 onlar beraber abi ya. Ben Güzel Çelik Ercan ben bir fabrika adı zannediyordum. Yani Karabük, Güzel Çelik Ercan. Güzel Çelik Karabük. 18-10 krom nikel. Yok Ercan faal. Ercan aktif. Tabii. Abi İzel şimdi aktif. Bu saatte Aydemir seyreder. Bu saat geldi mi yatabilir. Yatmadan önce onun şarkısını söyleyin. Bana evet. Rica edeyim sizden. Hangisi ha, abi? Tamam. Ne? Sarıdağlı'da. Bir şey anlatayım. Tabii tabii tabii. İbrahim hocam şimdi Sarıdağlı'lar çıkmış, patlamış. Tesadüf belediyede bütün İstanbul'a Sarıdağlı ekmiş. Tesadüf. Hakikaten abi tesadüf. Bütün çocuklar da sarı laleleri koparıp sevgililerine, arkadaşlarına hediye etmişler. Yani şarkının hikayesini anlatıyorsun. Bir dakika ama sizle ilgili bir bölümünü anlatıyorum. Uçağa bindik. Sayın Aydemir abi geçerken bana basit ama çok şey anlatıyor dedi. O kadar merhaba falan değil. Yani basit ama çok şey anlatıyor dedi. Ha şimdi... İbrahim Hoca oturdu önüme. Döndü bana. Arap değil mi dedi. Bak şimdi. Ben tebessüm ettim. Yarım dakika sonra dönüp Arap dedi bana. Şimdi
bir şey söylüyor gerçekten. Şarkının şöyle, formu. Ben diyorum ki uykulu gözlerle döndüm rüyamdan diyorum. Ama İbrahim Hoca şöyle duyuyor. Yapsana ben yapamam yani biraz. Hay İbrahim uykulu gözlerle döndüm rüyamdan. Bu Arap oluyor, doğru. Ben mi Arap dedim? Hayır, evet. Ve Allah doğru Allah, söyledin. Sizin kulağınız çok acayip o konuda. Bir saygısızlık diyorsun yani. Ama ben hiç öyle bir şeyi gizlemişim zaten onu. Söyleyiş tarzımdan ama Özkan İbrahim Hoca Özkan şey, Arap yapıyor. Araba giriyor. Evet. Evet. Ne öyle söylersen araba oluyor. Öyle söylersen. Evet. Nasıl yorumla mesela? İlgili bir şey. Özkan abi rica ediyorum. Yorumla ilgili. Nasıl yani araba nasıl giriyor? Pardon arabadan çıkan araba nasıl giriyor? Araba nasıl gidiyor diyor. Nasılsın demek istiyor. Araba nasıl gidiyor? Şülel almalene la şu kalmane şubeye 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 şubeye. Bırak kökenlidir ailesi. Öyle mi? Tabii. Zaten o ritimde böyle o şey. Ben şimdi başka bir melodi söyledim. Attım kafadan tabii. Yani baba. Başka bunu Arapça şey söylemek. Oho kolay bir şey değil. Hafif Arap nameleri yaptın onunla. Evet. Bilir işi. Yok estağfurullah. Ya Araplar yakın bize. Yakın yani. Çalalım mı? Hadi Özkan abi bir sarı laleler dinleyelim. Çok romantik bir parça. Keşke bir sevgilim olsa. Bunu evet İbrahim abi. Ben de katılıyorum sana. Sen de mi katılıyorsun? İkimizin durumu çok zor. Hele benimki bu son günlerde çok vahim. Bildiğin gibi değil. Dert aşırız içeride. Evet, bunu dondum kurşununa da bağlayamayız. Bunu güzel. Bir yere bağlayalım. Atom bombası. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam. Dayanamam, kıskanırım, seni paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan. Toplayıp birbirimizi çöpe atmadan. Satırlar uçar gider aklımdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sevgili Aydemir. Bu şarkı sana geldi abi. Eyvallah. Şimdi rahat rahat uyuyabilirsin. Galatasaray. Allah cezanı verecek. Galatasaraylıdır ve çok kültürlü bir... 45 sene diyor arkadaşım. Çok. 45 sene. Maşallah. Gözümü onda açtım. Eyvallah. Balığı bana sevdirdi. Ben balığı yemezdim. Kebap, lahmacun, çiğ köfte. Sana yesem şimdi. 45 sene olunca başka oluyor baba. Biz de 50 sene olduk. 5 sene mi var aramızda? Tüh keşke 50 deseydim. Canım yaş fark etmiyor İbrahim Hocam. Bazen Fuat bana abilik eder. Bazen şu an ben bazen ona. Yani yaş
şeyi yoktur. Kalp Cembi laf eder mesela, o benim bütün şeyimi değiştirir. Ya böyledir. Kelam sihirdir ama 2,5 saat sihir yapanı da ben görmedim yani. Kimden bahsediyorsun? Cem'den mi bahsediyorsun? Evet. Parası ya. Ben ilk evet yani tercih mi? Parası iyi. Parası iyi diyor. Yok be abi, başka ne yapayım? Başka tutunacak dalımız yok yani. Ama şimdi zeka denen şey var yani. Ama işte yani bak, bugün sizlerle bir tane şarkı yani Kör Topal okuduk. Bir evet. Tane daha okur muyuz? Yüce Tanrı bilir. Bilemeyiz. Peki Cem bize... sonra mesela kopuyorsun. Kopup tekrar aynı yere dönüyorsun. Artık bizde herhalde o yoktur. Biz oradan gideriz. Yok. Eski konuya dönemeyiz. Abi ben de doğrusu şimdi 25 senedir yani yapıyorum işi. Maşallah. Ben de mesela bu yakın zamanlarda yani 20'li yaşlardaki gibi olmuyor. Sahneden bahsediyorum. Yani sahne işinde. Ne çıkarıyorsun cebinden, merak ediyorum. Yok abi, bakıyorum hangi şarkıyı söyleyeceğim diye. Yani... Zafer abi, bir de senin veteranı izleyelim bakalım ne yapmışsın. O zaman diyelim abi. Okuldan aradılar. Coğrafya kağıdınız o Mert denen iblisle aynıymış. Kopya mı çekiyorsunuz lan? Yok ya, ne kopya çekmesi? Bas! Ben sana o Mert denen iblisle görüşmeyeceksin demedim mi ulan? Demedim mi? Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... Konuşma lan! Allah Allah, elimiz kolumuz bağlı bir şey de diyemiyoruz ya. Ne öyle köyün ortasındaki? Fışkiye, zoruna mı gitti? Sana sormuyorum. Dimi'ye soruyorum. Gönüleş geçen ay bir posta arabasını soymuş. Ha. Yumruk kader elmas kaldırmış. Yaşa kader bahçe. Basacağım. Kurtuluş. Efendim. Ben 88'den beri buradayım. Vay külmenin başıma. Nece dağıldı. Ben de diyorum, niye beni hiç kimse aramır sormur. Bitirdik diyorum oğlum. Bitti o iş. Haftaya nişan takıyoruz, tamam. Sıtkı, ayakkabılar. Ya o kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye ya o. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Donbaşa mı? Dost. Donbaşa mı yoksa dost mu? Dost başa İbrahim abi. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Don abi beni. Allah Allah. Evet baba. Ne alakası şimdi şarkı abi? Zafer senden şarkı bekliyoruz. Şarkı dinle. Olur tabii. Ama türkünün öyküsünü söyle. İbrahim abi, ben rahmetli Kemal Haydar Bey'in torunuyum. Erzurumlu. Dedemin birkaç bestesi var. Türk sanat müziği. Sen dur bak, sizden bahsediyor. Evet, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği formunda. İzin verirseniz Tanrı'dan diledim bu kadar. O da mı onun? O da onun, dedemin. Bildiniz mi arkadaşlar? Arkadaşlar bilir o türküyü. Dedemin zamanında askerlik 2 seneymiş İbrahim abi. Dedem askere gitmiş, 4 sene yapmış. Dünya Savaşı çıkmış. Dünya Savaşı çıkınca da askerdeyken Erzincan'da bu türküyü yapmış. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Biliyorum bu şeyi. İzin verirseniz türküyü... İzin ne demek Allah aşkına? Böyle... İcra etmeye çalışayım. Buyurun. Bizi mahcup etme. Teşekkür ederim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, anam bu kadar dilek.
Sen neymişsin başka abi? Başka besteler de var değil mi bu dedenin? Var. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Vay vay vay. Hep böyle şarkı var. Tabii. Leyla diye bir şarkısı var. Türk sanat müziği perişan eder adamı. Ne, nasıl? Sende ben? Buldum aşkı. Müthiş bir şarkıdır. Türk sanat müziği Muhayyer Kürdi makamında. O da çok güzeldir. Dede var, dede var abi. Yani benim dedemin de bir bestesi var. Psikopatım. Allah'ım. Onu söyleyelim mi İbrahim abi? Psikopatım şarkısı var. Cemil dedesinin. Mesela, benim dedemin değil lan. Ahbabım arkada. Dedelerimizin, abilerimizin şarkısı. Masar abimin şarkısı. Canım, söyleyelim mi Masar abi? Hadi. Tamam. Bir 20 senesi vardır. Tabii. 2001 olsa 19 sene. Hadi o zaman. Hadi. Söyleyelim mi? Hadi. 3, 4. Boşama bu kadar kolay mı ya? Çok kızarsan boşarım o, sana. Dedemin zamanında işte. Şarkıda kolay. Şimdi değil diyor yani, sana. Şarkıda kolay, resmiyette zor. Evet. Ama iş gerçeğe gelince... Tabii, orada biraz zor. Tabii. Evli misin Zafer abi? Evet, evliyim abi. Evdesin. Evdeyim, çakılı defans. Evli olan insanlara çakılı defans diyorlar. Evdesin, çakılısın. Ben de evde kal kampanyasına uydum. Evde kaldım. Ama dışarıda görüyorum seni. Yo yo evdeyim abi. Vallahi. Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdum bağrımda. Hangi yani bana geniş bir nota verin abi şöyle. Evet evet güzel. Çok kapsasın yani bütün porteyi devam. Kapsasın. Devam. Yıllardır bir
Benim çocuklar bir saniye. Benim pesimi verecek bir arkadaş gelecekti. Gelmedi mi o? Benim dublemi yapacak olan. Hakan Altun'un. Ben yardımcı Hakan olayım. Altun'un dublörü. Evet Zafer abi sen ben Hakan Altun olurum. Yapar mısın? Fadias mı okuyorsun ne? Abi C. C. Yani İtalya'da okudum ben müzik. Sen C'ye gel diyeceksin. Bir ton duyalım. İbrahim abi nereden okuyor? Ben risk alacağım. Hani Acun'un programında oluyor şimdi ya. Şimdi Joker hakkını dinle. Kullanacak. Ben Joker hakkımı kullan. Büyük hissediyorum. İbrahim abinin tonunu veriyorum. Şimdi bir tane Urfa'dan çocuğunu almış getirmiş 10 kapanla. İşte bir plasını anlatacak. Demiş ki hele bir ton verin. Demiş ki ton vermeyin. İbrahim abi ne okuyor? Demiş bu C. C okuyor. Bu en C okuyor. Ya demiş ki C okuyor demiş bu en C. En C neyse bilmiyorum yani. C'nin de C'si. Yani. İbrahim abi demiş hangi tonlar? Demiş ki C. Demiş ki bu en C. Bak. C'ye C, B'ye mi. Bir C'ye bir B'ye. C'ye... Siz girin abi ben yakalayacağım. Söz veriyorum. Senin dedenin tonun aynı. Yollar. La yapın la la. Yollar beyler. Yok oraya gerek. Sen dur la la. Yanıp durdu bağrımda. Bir zaten bu şarkının A'sı yüksek. B'sinde bir şey yok. Yani nasıl Adnan abi nasıl önce A'sını yapıyor tırmanma şerinde Bolu'ya tırmanıyor. Tabii. İbrahim abi zirvede başlıyor. Evet abi devam. Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdu bağrımda. Thank you.
Süpersin, süper Cem. Süpersin namusum. Aşk, Allah aşk abi, aşk söyletiyor. Aşk mı? Artık ben şimdi aşkla göze meze bakmıyorum. Aşkla yok, mavi olmuş, yeşil olmuş. Yok, evde mavi bir maske var. Hep onu takıyordum. Çok uzun zamandır onunla beraber. Sen ne yapıyorsun? Seçiyor musun böyle esmer mesmer şu bu? Estağfurullah. Esmer ata atladı. Evet. Tabancalar patladı. Esmer gelin giderken sarışınlar. Esmer nadı oya. Hepsi var maşallah. Aşk olsun abi. Ben de diyorum, beni kimse dinlemiyor. Abi bir Orta Doğu bir de ben. İbrahim, İsrail'de bir program çekiyordum. Bütün sokakta, her yerde İbrahim Tatlıses dinliyor. Ama stadyumda konser verdi. Ama bu kadar dinle, nasıl seviyorlar biliyor musun seni? Çok. Yani orada bir şarkımdan biri birinci oldu yarışmada. Hangisi? Haydi söyle. Haydi söyle. Türkçe mi söyledi çocuk? Aynen Türkçe. Oh be. Ama yani internete girin bari. Stadyumda var. Biraz şey. Stadyumda zor. Hem de o sırada maç varken. Emreler var. Ne dedi anlamadım. Dedi ki. Yok, ben de stadyumda yaptım da o sırada maç varken, yani hazır kalamadım. Sarışınlar çatlan. Ama yani orkestra müthiş abi ya. Çok vallahi iyi. Çok gerçekten. Iyi. Aralarında asker arkadaşlarım var. Bir ayrılmayan bu grup var, bir de ayrılmayan bu grup var. Bak 24 kişi, 24 kişi diye biz bıraktığımızda yine 24 maşallah kişi. Canım. Hepsi yanlar, Allah razı olsun onlardan. Cem Yılmaz veter mi? Allah Allah, bak ha. Ne alaka? Veter mi? Veter olsun. Bak. Hangisi bakayım? Haydi gidelim, haydi haydi. Evet, oldu mu sizce? Çaldığınız do şöyle bir şey. Do, do, re. Yani maziye bir bakıver. Tabii diyez gelince... Küne küne ümitler bugün de yaşar hele. Geribe dünyadı, bir ucu sevdadı. Arzular yandırır küle, ayrılabilir güle güle. Neyle kalınmadı. Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Karara. Sen olamazsın bu canımı acıtan, beni sırtımdan vur. Kimilerde talim var, ne Bahriyeli yârim var. O da gitti gelmedi, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im. Sen mi söylemişsin? Ben söylemişim. Allah aşkına. Bu Beyazıt Öztürk'ün şarkısı değil mi ya? Beyazıt söylüyordu vallahi bunu. Alırız telifini neyse. Ya alırız değil. Beyaz da onun şakasını yaptık. O ilk bu kaseti buldu. Mesela bir belgeselden almışlar. Nebil Özgen Türk, hatırlar mısınız? Bir yudum insan yapıyordu. YouTube'da ya dedim, Nebil abi dedi, ben çok gencim, benim belgeselimi yapma. Çünkü o birbirinin belgeselini yapıyor, haftaya adamı kaybediyor. Dedim ki...
Ölmek istemiyorum abi. Dedim ki abi ben dedim çok gencim, benim belgeselimi yapma. Ya dedi eğlenceli bir bölüm olsun. Çocukluğunla ilgili de belgeler var mı dedi. Bu kaydı vermiştim. Ondan sonra bulamadım kaydı ama YouTube'a bu programdan düşmüş. Dedim ki Nebil abi kasetler ne bileyim dedi. Yani ne biliyor abi? Yani, ne bileyim Özgen Türk oldu yani. Nerede de kasetler nerede yok. Ama büyük hatıra. Büyük hatıra. Çocukken çok meraklıymışım müziğe. Sonra işte olmayın. Bıraktın artık müziği. 97'de bırakmışım görmedim. İzel'le Kenan'a bırakmışım. Çok mutlu oldum. Kasette nelerimiz kayboldu değil mi CD'ye geçince? Masar abi sizin hiç mesela hala demo olarak duran mutlaka beste vardır değil mi? Var. Değil mi abi? Var. Biriktiriyor 1966'dan bu ne diyorsun baba? 70'e kadar Masar'la yaptığımız bütün, o zaman İngilizce yapıyormuşuz. Bütün parçalar bende kayıtlı duruyor. Oh. Daha hepsi gün yüzüne çıkmamış yani. Hayır hiç gün. Baba aşıdan yaklaşık sonra şunu çıkarım ben. 40 tane parça var hem de. İngilizce. Ne yapacağız bilmiyorum. Masar'a hep onu söyleyeyim. Ben halledeceğim o işi. Yok Türkçe söz yazacağım şimdi işte bu kadar basit. Bantlı teyp yani. Bizim filmdeki evet, şarkı da eskiydi be abi. Senin İngilizce dediğin şeyin içinde bizden gizli melodi var. İlla ki. Otomatik genetiğinden gelen. Bizim filmdeki şarkı da eski değil miydi abi? Bir tanesini hallettim. Evet İbrahim abi. Masar Hoca bir tane sizden dinleyelim. Ondan sonra ben de bir tane söyleyeyim. Peki tamam. Hocam bir kısa bir şey söyleyeyim. Ben bir tarih geldim. Tarih. Hava sokun. Kusura bakmayın tek elim aralıklı çalamıyorum. Ellerim patayırcasına kadar çalmak isterdim yemin ederim. Çok harikasınız ya. Bu ne ya? Özkan bunun şeyini anlatsana söz hikayesi. Evet sözleri ben bunun böyle şarkı yaparken anlamsız sözler. Terönüm deniliyor bunlara. Anlam olmayan kelimeler ve hecelerden oluşuyor. Ben bunu çıkardığımda dedi şarkıyı bana yaparken Dastistos, Sude Sude o bölümleri vardı yani. Ben de Masar'a gittim. Dedim ki Masar şuna bir Türkçe söz yaz ya. Yani sen dedi bir söyle dedi.
Ben de bekliyorum. Gel gözlerimle o. Benim ne falan gibi şeyler bekliyorum söz. Söyle dedi sen. Ben dahi dahi yahum. Nurun da doğdun da falan doğdun da derken onu. Ama melodi çok güzel abi. Hepsini yazmış. Hepsini oturttunuz. Abi bu oturtmuş. Ağzından çıkanı yazdım. Ağzından çıkanı yazdı. İşte sözler bu dedi. Bitti. Defter kapandı. Güzel. Güzel olmuş değil mi baba? İyi ki orjinal, Türkçe söz yazmış. Vallahi çok güzel. Orjinal dediğim o. Le 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 le. Na ne ne. Habiyöre feste yani Türk halk müziğinde de vardır bunlar baba. Uydurmasyon mu ne? Tabii. Uydurma, abi şey sözler. Ama biz onu şey biliyorduk ya habiyöre. Biz ona şey deriz uydurelezine. Hani kalkın oynayak falan. Uydurelezine. Uydurelezine. Uydurelezine ha. Uydurma yani. Suude, çok iyi bir, Suude. Çok iyi bir feste bu. Çeşitli anlamları var Suude'nin. Sürülmüş boyalı. Ayrıca çocuklarına ad verdiler vermesinler. Çünkü... Ama, sürülmüş, dışlanmış demek. Ama Suude diye mesela tarla gibi. Suude var. Tarla gibi işlenmiş Suude var. Anlamına da geliyor. Bereket anlamına çok da geliyor. Çok ismini koymuş. Yani çeşitli anlamları var. Sonradan öğrendik bunların bu anlamda olduğunu. Suude'nin de. Ne mesela? Ben ilk başta Suude diye anlamını bilmiyordum ki. İşte tarlayı sürülmüş diyor. Dışlanmış. İşlenmiş bereketli anlamına geliyor. İşlenmiş anlamına. Evet. Sürmeli, boyanmış. Yani Farsçadan çıkan bir yani kelime. Söz sizin feste masaralan son mu? Sözler feste. Beraber beste feste benim. Feste kimin? İbrahim abi şimdi senden bir parça dinleyelim abi. Sazaniye gelmedi
Ben pipetle su içiyordum. Ya Rabbi ya Allah dedim, bana böyle bir lık 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 su içmeyi nasip eyle. Etti. Ya Rabbi dedim, arabayı kullanmayı nasip etti. Arabayı da kullandım. Ya Allah şoför dedim. Ya Rabbi bunlar da gelsin programa diye herhalde. Dedim. En dedim son. Ya Rabbi ya Allah. Yaradan da baktı dedi, şunun son isteğini yerine. Cem, sen beni takip ediyorsun galiba. Elbette abi. Beni geçmek mi istiyorsun yoksa geriye mi kalmak istiyorsun? Ne de senin konunla derdini söyle. Yok bir derdim var. Yandım üç avra derdinde ben söyledim. Sen ne söyleyeceksin? Yok benim Allah şükür o şeylerde, taraklarda bezim yok. Ben yani şey olarak, yani siz dike çıkıyorsunuz ya, ben de yani oralara çıkıyorum. Başka bir şey. Ortada durmanıyorsun. Tabii tabii. Müzikal olarak takip ediyorum abi. Kafamı kaşıyım. Evet, nereye gidiyoruz buradan? İnşallah bununla ilgili bir vetere yoktur. Ya niye ben bu gidiyor çok güldüm arkadaş? Güzel güldük ama. Allah, güzel evet. Allah razı olsun. Başka Allah hep güldürsün. Allah hep güldürsün inşallah. Başka abi. Parça var mı? Ben bir kostüm giymiştim. Orada güzel bir şarkı. Neydi o? Güllerin içinden var. Başka ne var? Çok yani... neşeli bir parçaydı o. Fotoğrafı şey yap. Detay mı? Yok, he? peki anladık. Şarkı seçmişim. Evet. Eğlenceli. Ama tabii kıyafetler falan olmayınca. Pop. Ama güzel pop. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Dörtlü VTR izleyeceğiz. Mugu. Ha bak, şaka maka geldik İstanbul'a. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsun ya? Bilemiyorum Altan. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım. İsyanım var lan! Söyle kardeşim, ne fedakarlıklarla bu filmi yaptığını. Söyle ya, bu kadar fırçayı niye yiyorsun Zafer? Abi inanmıyor bana. İnanmıyor. Ama görecek filmin sonunda. Çıkaracağım maskeyi, diyeceğim bu filmi sana ben yaptım diyeceğim. Yazacak orada, Zafer Yıldız yazacak yapımcı. İyi de şekerim, ailevi meselelerini niye sete getiriyorsun? Benim oyuncumun yüzü asılıyor sonra, kız böyle gidiyor sete. Ulan benim ailevi meselem olmasa sizin gibi d**klerle ne film çekeceğim ben? Aa,
Ne ayol? Beni katma lan. Beni niye katıyorsun? Konuşma lan artist. Konuşma lan. Artist. Artist. Süper. Vallahi her şey süper. Ya ben biraz dertlenmek istiyorum. Dertlenebilir miyim? Tabii. Tabii. Şimdi hayalimdeki insanlarla birlikteyim. Hayal kurduğum insanlarla şu anda birlikteyim ve ben onları sunuyorum. Şeref yav oldum. Allah sizleri yanından eksik etmesin. Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Maşallah da maşallah. Yani hem bir araya geldik, ben de şeye çok sevindim. Kaç zamandır hakikaten hem az görüşüyorduk doğrusu, abimlerle de öyle. Yani ekran başındaki seyircimize de hani birazcık böyle neşe verdik, bir şey verdikse ne mutlu bize. O kısmı önemli. Bir yani, de şey dedin Cem, yani ilk defa abi sağ ol. Vallahi İbrahim sokağa çıkıyorduk, evet. Korkuyorduk doğrusu. Şimdi bu tabii banttan bir yayın, montajlanacak. Yayınlanırken inşallah gene hepimiz sağ ol. Ben ona garanti veremem. İşte sevgili izleyenler, biz bir hafta önce burada güzel güzel mavi maviler, sudeler. Dört hafta önce diye. Mesela işte dört hafta önce çok iyiydik ama insanoğlu kuş bize. Anısına saygıyla. Anısına saygıyla. Ama İbrahim abicim gerçekten çekindik değil mi sokağa çıkarken hepimiz ama sağ buradaki bütün arkadaşlara da ama ekran başında izleyenlerimiz de biz hani böyle umarsız bir şeyle çıktık zannetmesin. Son dakikaya kadar maskemiz dezenfekte. Onlar çok önemli. Kamera dediğimiz ana kadar. Evet. Maskeler falan. Kurallar uyundu. Mikrofonlarımız bile bak elimize verdiler daha da bırakmadık. Hatta sen bir ara da maskeliydin ha. Abi unuttum. Saate baktım abi ben. Abi. Saati var ya. Belli bir saate kadar. Belli yaş çıkıyor, belli yaş maske takıyor, öbür yaş şey yapıyor. Ben yolda ne gördüm televizyonda? Bir tane amcayı yakaladılar, parkta geziyordu. Sen ne geziyorsun lan burada dediler. Abi ben 64 yaşındayım. O kadar. Yani bahanesi bu kadar. 64 oldu mu serbest. O nedenle bu sıralarda bu iş bitene kadar inşallah birbirimize moral vermemiz çok önemli. Aynen. Bu kısmını bugün şu anda sizin sayenizde beraberce. Allah'ın sayesinde. Bu program yayınlandığında bütün cumartesi şey yasak ya. İnsanlar bence eğlenecek, keyif alacak. Eyvallah. İnşallah biz de izleriz abi. Peki peki anladık diyecekler. Yayınlandığını biz de görürüz inşallah. Karamsar olma bu kadar ya. Yok karamiza. Bir İbrahim abi eğer olmazsa dörtlü VTR dedin ya. Beşli VTR'ye doğru git. Arkadaşlar Ali, hepimiz için hepimizin gideceği yer orası da. Düşünsene programı Kubat sunuyor. Beşli VTR var. Ve biz yok. Ve biz yok. Ne? Kubat sunuyor. Kubat programı. Biz yokuz. Ve beşli VTR. Bugünden de görüntülerim. Tövbeler olsun. Vallahi abi hani yanlış anlamayın. Hani cenaze evinde bile böyle bir kahkaha gelir ya. Sinirimiz boşalıyor yani. Kusura bakmayın olur. Mazur görün beni. Ama eğer bir tek ben gidersem benim veteremi ayrı koyun. kim gitti? Yani yapımcı arkadaşlarıma ricam herkesin tek tek de veteresi olsun. Kimin önce gideceği? Vallahi hep gülelim inşallah. Bak o konuda konuşmayan bir üçlü var burada hiç susuyor. Evet. Yok be abi hani hassas bir şeyden. Yani yok. Hassas bir dönemden mi yaştan mı geçiyorsunuz? Hayır ben sana konuşuyorduk da şey dedim. Konserlerde biz yaşımızın farkında değildik dedim. Bu pandemiyle birlikte sen dedin ki rakamlar çıktı değil mi orada? Grup 209 yaşında. Ne diyorsun abi? Grup 209. Abi siz de göstermiyorsunuz ki yani şey. Konserler hıvzı şey sıha ne yapsın? Ben ama yani adrenalin veriyordu. Siz evet, evet. Sokakta gezseniz size derdi, kimse 65 yaş üstü demez. Evet. Güzel bir konserden sonra en az 2-3 gün hayata aydınlık gözlerle bakıyorsunuz. Adrenalin basıyor. Evet. Yani o önemliydi. Yani. Ruhumuza iyi geliyor. Şu program bile sizi o gün heyecanlandırıyor değil mi? Biz gelmeden. Ya bak şey. Yemin ederim o kadar mesaj alıyoruz ki. Allah senden razı olsun diyor. Ben diyorum ki Allah sizden razı olsun. Neden? Ben tek başıma bir şey değilim. Bize moral verdin. Seni bir daha gördük. Oturuyorsun, kalkıyorsun, konuşuyorsun. Ben pipetle su içiyordum. Ya.
Vallahi bile pipetle. Ya Rabbi Allah dedim bana böyle bir lık 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 su içmeyi nasip eyle. Etti. Ya Rabbi dedim bana araba binmeyi nasip etti. Etti. Ya Rabbi dedim arabayı kullanmayı nasip etti. Arabayı da kullandım. Yallah şoför dedim. Yallah şoför. Apar beni. Kerkügede. Yetir beni. Görmüşsünüz herhalde o şeyi. Ya Rabbi bunlar da gelsin programa diye herhalde. Dedim. En dedim son. Ya Rabbi Allah. İnşallah bu korona olur. Yaradan da baktı dedi şunu son isteğini yerine. Bence toplu toplu her gün çekmeli. Değil mi? Yok yok bu var, bu moralin bir etkisi var. Ben de tahmin ediyorum abi bir aya kadar bu iş bağlanır ya. İnşallah. Yoksa bu programı izleyemeyiz onu söyleyeyim. Hadi o zaman İbrahim Hoca bir dertlendireceğim sizi demiş. Ha. Şimdi ben seni söyleyecektim. Rahmetli Kazım Koyuncu Haydi Gidelim söylemiş. Eyvallah. Ama ben Kazım Koyuncu'yu rahmetli olduktan sonra tanıdım. Eyvallah. Çünkü niye? Adamın böyle bir şey, magazinlik bir şey, olayı yok. Hiç böyle bir şeye karışmamış. Karışmadığı için de tanıyamadık adamı. Ne zaman dediler ki böyle böyle ölmüş. Sonra kim de araştırdım, baktım ki oho tam neymiş maşallah. Sonra sen Avcı filminde söyledin herhalde. Evet. Şena Şen'le beraber. Yavuz abinin çok dinleyip sevdiği bir şeydi. Bize de tabii Kazım çok önemli bir figür elbette Karadeniz için. Bizim tabii filmde söylediğimiz halinden ziyade orada tabii ben... Ama sen de onu sevdirdin, onu söyleyeyim. Estağfurullah. Yani mesela ben senden dinledim. Eyvallah, estağfurullah. Ama türkü de hoşuma gitti, başladım söylemeye. Çok kıymetli bir adamdı. Onun kendine özgün yani kayıt olan... Kazım'ın söylediği, konserde söylediğinden madem o kayıt da çok güzeldir bizimki. Amatör orada bir, onu seven birisinin mırıldandığı bir şey gibi. Ama çok komik, ben Karadenizli değilim. Onu söyledikten sonra beni çok çağırdılar Karadeniz'e. Cem demiştin gel ki filmde şarkı söylemiştin Avustralya'da. Abi gladyatör para bir konu... Yok şeyde Yavuz abinin filminde bu yok. İki şarkının anısı var. Şimdi ben mesela Yavuz abinin bu filminde o Haydi Gidelim'i söyledim. Ondan sonra öldüm senaryo gereği. Ulan Russell Crowe'un filminde bir türkü söyledim. Sonra gene öldüm. Dedim ki lan ben... Ama enteresan bir şey olmuş filmcilik adına onu anlatamıyorum. Ama ona gıpta etmiş evet. Bu filmdeki sahnenin neredeyse benzeri bir şeydir. Evet. O Russell Crowe'un yaptığı. Öbür gün sana bir şey yollanmış. Evet şarkı. Onlar öyle teliflere çok meraklıdır ya. Şarkı söylediği için öbür gün şey ödeme şeye yapalım. Çağırdılar. Yok yok filmdeki şarkıyı Avustralya'da ya, provaya çağırdılar. Stüdyoya, provaya gittim. Provaya gittiğim hadi zaman hani ben zarfın içinde provanın ücreti falan. Sen la'ya gel abi. La'ya gel. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi. Please.
teşekkür ederim. Sağ olun. Özkan abi sana da teşekkür ederim. Sağ olun eşlik ettiğinden. Fakat orkestra biz prova yapmadık diye böyle akustik geldik. Yani çalsak çalacak da. Tabii baba. Evet, tabii. O nasıl bir şey ben onu... Bir tane öyle deneyelim yaylalarda. Hayır ya. Yani deneme sizin... değil. Yani bitti. Aslında biz söylediğimiz şarkıda çalabilirler. Evet. Hepsini de çalabilirlermiş yani. Tabii. Baksana maskeli beşler vardı eskiden biliyor musun? Kovboy filmi. Bunlar maskeli 23'ler. 23. Aynen. Baksana hiç maskelerini çıkarmadılar. Ya, sanatta zirve. Vallahi. Zafer şarkı mı bu aha? Ya ne çektin sen de şarkıdan? Ustan abiler söyleyecek şarkı. Şarkı. Vallahi Zafer. Vallahi seninmiş abi. Benim bir şarkı. Ya şarkı söylersin ya veterine girerim. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala gülmüş. Ben canım, ben canım, ben canım. Çeken gönül derde dayanmaz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Bağırıram sunam sesim derin uykular çektiğim gün.
Zafer abi. Süpersin. Bravo, yemin ederim Zafer. Süpersin. Zafer Algöz'ün albümü senin. İdobay'dan çıkıyor mu diyorsun? Vallahi Türkü Bar'da bir program verebiliriz. İbrahim abi sponsorun olursan hemen... CD'ye kadar gider İbrahim hocam. Sen ne? Zafer abinin albümü ne zaman çıkıyor Polat Zafer Bey? Çok iyi bir aktör olduğunu biliyordum ama böyle bir şey hiç tahmin etmiyordum. Yani ben de tahmin etmiyordum. Evet sevgili izleyenler, Zafer Algöz albüm çıkarsın diyorsanız 0500... İnşallah benim torunlarım da dedemiz vardı İbrahim Tatlıses diye. Aa, İnşallah ya. Sazlar da hatırlar. Onlar da ben senin deden türkülerini söylediğin gibi söylerler. İnşallah. İnşallah ya Rabbi Allah. Sağ olun. Teşekkürler. Bütün şeyimiz onlara kötü bir örnek olarak gitmemek. İyi bir örnek olarak gitmek. Evet. Budur yani. Sen demişsin ya, bilseydim önceden çocuğu yapardım. Eyvallah. Doğru. Çocuk aşkı gerçekten çok büyük. Çok da değerliler benim için çocuklarım yani. Hatta benim anam torunun torununu gördü. Şimdi cennette yüzüyor herhalde, tahmin ediyorum. Allah'ım onun cennetine kalsın inşallah. Leyla Sultan ya. Bizi ne halden besledi, ne halden, yemin ederim. Babamdan gizli gider evlerde şey var, çamaşır yıkardı. Çünkü babam ciğer satıyor bir tek, başka bir şey satmıyor. Ciğerden ne kazandı? Yine 10 lira o zaman parası yani. 65-66. 10 lira. Mağaramız vardı. Mağaramızda 10 nüfus, 5 erkek 5 kız, bir de annem de babam. Bazen böyle şey yapıyordum onlara. İmreniyordum onlara yani. Nasıl bir sevgiyle bağırırlarsa birbirlerine. Dedim inşallah böyle bir sevgiyle benden bir şey olur ama olmadı. Şöhret olduktan sonra o sevgiyi kaybettik. Sevmeyi, sevilmeyi kaybettik. Şöhret başlayınca şey oluyor. Sevgi saygı gidiyor. Şöhretin için birlikte oluyorlar, paran için birlikte oluyorlar falan filan. Boyun posun için ya da insanlığım için birlikte olmuyorlar. Bunu öğrendim ve işi terk ettim. Ben bıraktım, sen de bırak. Vallahi ben bıraktım. Doktor bana azalt dedi. Yani ne? Birden bırakma, azalt dedi. Öyle mi dedi? Doktor öyle dedi. Ya, doktor mu dedi? Ben azaltarak bırakacağım işi. Cem, eskiden Karaköy'de... Cem'inde ne var Cem? Allah aşkına bir göreyim. Yok, batıyor ya. Abi çakmak var ya. Utanıyorum çıkaramıyorum. İbrahim Bey, bir Karaköy'de pahalı bir şey vardı. Fok balığı yaşar, hiç duydunuz mu? Ha, alkış yapan. Alkışla canlanır, hareketler yapardı. Ben de... Bizim meslek ona biraz ona benziyor değil mi? Yani alkışa... Alışkanlık oluyor galiba. Abi alkışamadığı zaman insanlar şey oluyor. Ben resmen mazar oluyorum kendi kendime. Ya diyorum perişan alkışamıyorum. Olur böyle bir şey. Çünkü alkışa alışıyorsun. Bir de düşünsene alkışamıyorlar. Vallahi bizim meslek... Ben onun şakasını yıllar evvel şeyde anlatmıştım. Bizim meslekte var alkış. İşini bir sürü iyi yapan insan da alkış almadan yapıyor. Bak şimdi ya var mal var yapmayacağım. Mesela hekimler. Şimdi hekim mi, hemşiresi, sağlık çalışanı, bak bir hani onların mesleğinde yok. Bir sürü meslek var böyle. Bizim de o alkış meselesi de bizim biraz lüksümüz. Ya iyi ki var. Çünkü çilesi çok. Ama çok çileli meslek var abi. Misal bizim bazen film setlerinde insanlar hani ziyaret ediyor ya, görüyor şartlar zor. Diyor ki mesela adamın işi madencilik. Abi diyor sizin işiniz ne zormuş ya. Tamam, bir yere kadar zor. Senin işin elbette zor. Her işin zor. Beyin cerrahı adam diyor ki abi sizin işiniz zormuş. Agacım seninki de kolay değil ya. Dolayısıyla bizim en azından alkışımız beyin açıyor ya, beyin açıyorsun herhalde. İnsan kafasını yarıyorsa beynini açıyorsun evet. Yani. Oraya ben... makas sokuyorsun falan. Yani bir de senin benim işime diyor ki senin işin zor. Bir de bitirdikten sonra alkışlamıyor kimse seni. Tabii kimse alkışlamıyor. Ameliyathaneden çıkınca alkış yok. Vallahi... Nasıl yok? Vallahi yok abi. Sağ salim ona sevdiklerine versin, bak ne alkış var. Doğru. Dua edenler. Doğru. Tabii. Ama mesela onlara beyaz melek diyorum. Doğru abi. Şu sıralarda çok böyle topluca yani hepimiz elimizden geleni tabii hep söyledik, vaat ettik. Yaparız sağlık dünyası için bir şey diye. Yani en çileli şu anda bir şey yüklenmiş tayfa o tayfa. Evet. Biz evimizdeyiz, onlar değil. Onlar şimdi da... sen dışarıda maskeni takıyorsun, dolaşıyorsun. Sen hasta oluyorsan o geliyor senin hastanın yanında Tabii. Sen de kurtarmaya çalışıyor. Düşünsene o cesaret ister yani. Tabii. Ben şahsen yapamam. Yani hem doktor olup hem de biri hasta gelin. Ben hastada millet kaçarken ben hastanın içine girip şey yapıyorum yani. Tabii. O zor bir iş.
Ama Allah yardımcıları olsun. Şey bu Ankara'da bir doktor arkadaşım var Hacettepe'den emekli oldu. Dedim emekli oldun şu. Masal hastalarda aktım dedi. Ya. Yani gene onların yetişmesinde o hasta için her şeyini verir. Ne yemindeler onlar? Ne yemin bir yemin? Hipokrat. Hipokrat yemeği. Hipokrat yemeği. Ben de geçen gün bir şey okudum. Diyor ki müzikle sanatla uğraşan insanların beyinlerinde bütün elektronlar uçuşuyormuş. Ve insanı sağlıklı tutan, genç kalmasına yarayan şeylerden biriymiş bu. Yani kafayı çok çalıştırmak. Müzik ve notalar insanın beynini bayağı bir antrenman yaptırıyormuş. Eyvallah. Bayağı ama. Bu çok ne güzel hoş bir şey. Yani onun için ben sordum. İyi ki müzik yapıyormuşuz. Ben dedim. Onun için bazen şarkı ton soruyorum. Si mi la mı diye. Kafamı çalıştırıyor çünkü. Kız ben senin yüzünden herkese dedim kardeş vay be. Hocam bunun hikayesi de şöyle, biz dedi ya İngilizce besteler yapıyorduk. Yonca plak diye bir şey vardı. Bizi, eski. Evet, Mavi Yolculuğa götürdü bizi ama Taka'da yattı. Yani Ali Karnas'ın Mavi Yolculuğu. Herkes yukarıda yatıyor, Taka. Fuat bir hafta sonra Fransa'ya gitti. Dedi ki adam bir söz söyledi. Yani kelimenin ne kadar önemli tesiri olduğunu için. Siz dedi Türkçe'de yapabilirsiniz dedi. Bir laf. Ben eve döndüm Gülleri besteledim. Fuat başladı sevdim bir kere olmuyor olamıyor. Yani bir laf ne kadar insanın şeyini... Kızdırdı yani. Ya, tarih etti. Olmuş. Doğru yol gösterdi. Olgun bir insandan bu işi evet. Bilen, işin ehli bir insanın hadi lafı ben... önemsiyoruz yani.
Ancak Türkiye'de yapabilirsin demek ne demek yani? Hayır. İngilizce söylüyoruz ya. Söylüyorsunuz siz Türkçe'de ya. Söyleyebilirsiniz. Siz Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Yani. Deyince biz... Döndünüz. Döndük Türkçe'ye tabii. Ha, şimdi anladım. Evet. İyi ki de dönmüşüz yani. Yoksa uzay yolunda... Kaybolur. Gezen yıldız diyorsun. Vay, bu şarkı da çok meşhur oldu ha. Siz farkında değilsiniz herhalde. Çok meşhur şarkı. Evet. Bunu bütün biz söylemeyiz konserde. Halk hep beraber söylüyoruz. Seyirciyle beraber. Aynen. Bir kelime söylüyorsun, gerisini aynen. Onlar getiriyor zaten. Bir kelimeye bile değil. Şu soloyu Özkan'ın duydukları an zaten. Bir de bazı introlar var yapışıyor. Mesela yanımdaki saz. Ercan Saatçi o Lasar Lailer'de bu. Yani biz bir Alaturka'yı taklit ederken bir yer gelir den ağzımızla yaparız biliyor musun? Onu, o işte bazı şeyler, girişler, aramnameler şarkıya yapışıyor. Bence bunlar avantadan geçiyor. Bütün şarkılar şeylere okutuyorlar, seyirciye. biraz öyle oldu bazı şarkılarda öyle. Ama 50 senede zor oldu. Peki anladık da şey dedik işte, biz plak takılma numarası yapalım. Egemen Bostancı bize şarkı ısmarlardı. Biz bir ücret isterdik. Affedersiniz ne ulan 5 dakikada yapıyorsunuz derdi. Abi o 5 dakikanın gel arkasında yap, kaç yıl? O 5 dakikanın arkasında kaç yıl var ne, yani? Cem Vetere mi? Allah Allah bak. Ne Vetere bitmezmiş be. Tek kişilik bir gösteriye denk geldik. İzliyoruz. İzleyenler arasındayız. Böyle izleyenlerden işte var mı dedi bir şey anlatmak isteyen o sahnedeki arkadaş. Ben de birden çıktım anlatmaya başladım. Daha da inmedik kim, Allah'a nerede? Çok. Kim nerede? Kaç kişilik yer sizin salon? 800 vardır. 800 de doluyor mu? Hey şaka yapıyor olmalısın. Hayır çok şaka. Arap şeyhinin oğlu. Ayva, ayva. Aa, aşk olsun canım benim. Hadi hanım, hadi anca gidersin, hadi. Birazcık daha başlayalım. Biz eskiden var çok az anca yılbaşılarında falan görebiliyorduk da ben hani bir dakika falan şimdi imkan var görelim diye şey yaptım. Rahmetli Hüseyin Bey de Mezarımı Taştan Oyun filminde okumuştu. Yürüdüm yavaş yavaş ayağıma kondurama değdi taş. Vay li. Hüseyin Peyda. Tabii evet. Vay lan. Şimdi Hüseyin Peyda bir film çekti kızını bana vermiyor. Urfa'ya gitti o da Urfalı ya. Hüseyin abi bak seni öldürür ha. Bir kafa tut bana öldürür mü öldürür dedi. Hüseyin dedi ki ya, o film icabı kardeşim dedi.
Kız İber dedi ha. Abimizi mahcup etme. Bak. Ne dedim Esad değil oğlum film film. Bir de geldi dedi ki bir şarkı verir mi? Dedim ver. Dedi sen de uç ben de uçayım. Yani öyle bir şarkı verecek ben de uçacağım o da uçacak. O da uçacak. Evet, sen de iyi ben de iyiyim. Dedim nedir? Dedi pencereden bakıyorlar. Çorabımı yıkıyorlar. Dedim gerisi bu kadar. Bunu okuyacağım. Ben de şöhret olacağım, o da olacak. Büyük bir fırsatı tepmiş. Ama bir tane daha geldi uzun oluyordu. Dur neydi ya? Çok bela bir uzun ama. Kan durmaz. Kan durmaz. Yaram derin kan durmaz. Nazlı yerden selam mı gelmiş? Kendi gelsin. Selam beni kandırmaz. Wow. Bak böyle bir dörtlük bela bir dörtlük. Cinas var. Kan durmaz. Yaram derin kan durmaz. Nazlı yerden selam gelmiş? Kendi gelsin. Ne yapayım selamını? Selam beni kandırmaz. Cinas biliyorsun değil mi hocam? Bazı sözlerde iki anlam taşıyor cinas. Döndüsten bu. Bunlara şey mi öğreteceğim ben? Estağfurullah. Şimdi ya. Zafer abi mi söyleyecek bu şarkıyı bu uzun ama? Çünkü... Zafer abi şey söyleyeyim. Azeri bir parça var Kerkük. Perşembe gününde çeşme başında. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ela göz hanıma düştü. Süper süper. Kaşın oynattı gözün oynattı gülende. Gözünde güldü gülende kadası canıma düştü. Zafer Algöz'ün albümü bütün müzik marketlerde. El eskerem her derdimde kalmıyor. Her derdimde hallıyor. Hanım sen dertlisen ben yaralıyam. Dedi nişanlıyam. Özgem alıyam. Dedi nişanlıyam, özgem alıyam. Kırıldı kol kanadım, yanıma düştü. Ay eskalım, eskalım. Çık eyvanda. Pazartesi günü bütün müzik marketlerde kum kapanında İmece de açılıyor tekrardan. Zafer abinin kasetleriyle. Ben İbrahim abinin repertuarını iyi bilirim. Onun için. Özkan'ın bir şarkı söyleyesi varmış. Hangi Özkan abi? Olduramadım. Olduramadım. Hadi be Özkan abi. Söyleyeyim yaşa. Mi?
usandım bu hataları ve tekrarlamaktan. Onun bunun adına film olmaktan. Özendim, bezendim her seferinde. Bu defa acaba olur mu diye. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse. Olduramadım. Ama kopuktu, kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım, ne ettimse. Olduramadım. Ambeleley, ambaleyo. Aleyya. Ambeleley, ambaleyo. Oh. Ambeleley, ambaleyo. Aleyya. Ambeleley, ambaleyo. Oh. Ziyan değil mi? Bu seher atmaktan sıkıldım usandım. Durumlar eşit değildi olmadı. Ama kopuktu kopuktu zincir. Olduramadım. Ne yaptım ne ettimse. Olduramadım. Ama kopuktu kopuktu zincir. Süper, yemin ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. O süper de siz nesiniz? Merak ediyorum. Siz niye söylüyorsunuz ama beraber? Abi biz kurşunsuz. Biz kurşunsuz. Onlar ikili benim anladığım. Kurşunsuz. Ben daha çok dizele yakınım bugün. Yani yeteri kadar şey yaptık mı İbrahim Hocam? Yoksa yağmur var. Artısı var, artısı, artısı var, artısı. Allah razı olsun. Eyvallah. Yemin ederim artısı var. Eyvallah. Bana can kattınız, yemin ederim. Hakikaten biz yemin ederim can kattınız. Yıllar sonra tekrar şöyle bir grubu bir araya getirmek çok hoş oldu yani. Yaşa abi. Benim çocuklarıma da torunlarıma da bir hatıra olur bu. Hepimiz. Eyvallah. Aynen. Abi. İşte senle, yapılan güzel şey kalıyor abi. Senle ne yapıyoruz, ne yapıyoruz şimdi söyle. Ne yapıyoruz? Aç adam amlıyorsun. Neyi? Aç adam amlıyorsun. Ne onun konuyu bir yere getirdin. Ya ben seni bak, iyi boşuna geldin ya, kel. He? Ben seni kel zannediyordum, biliyor musun? Vallahi. Sonra saç baş görünce. Evet abi. Kazımış mıydın o zaman? Tabii tabii. Film mi acaba? Yo, öyle geziyordum. Çok ihtiyaç duymuyordum yani. Cem, olay, oğlanın olayını anlatsana resim ya. Çok komik diye. Belki vallahi istemezsin ama. Ya annesinden şimdi telif melif ödemeyelim. İbrahim Hocam dinleyin bakayım. Çok komik. Ya bizim oğlan tabii şimdi 8-9 yıl, 8,5 oldu. 9'a yaklaşıyor. Allah bağışlasın. Eyvallah hepimizinkini abi. Satranç oynayalım dedi. Dedim ki nereden çıktı satranç? Hani Allah Allah, evde de oynayan yok. Hayırdır canım. Ben de uzun zamandır oynamamıştım. Dedim şuna bir şey yapayım dedim, üstüne gideyim. Kolay hani şey yapmayayım, yenilmeyeyim. Dedim nasıl olacak, kim kazanınca kim ne kazanacak falan. Dedi ki baba ben kazanırsam dedi bana dedi şu oyunlardan bana işte atıyorum bilmem kaç liralık bir şey yükle. E dedim ben kazanırsam, sen kazanırsan da ben sana bir resim yapayım dedi. İyi dedim, güzel, sanatı severim. Neyse oynadık. Asıldım ben buna, acımadım 8 yaşında falan diye. Çünkü bir itibarımız var. Gidiyorsun. Tabii. Ben hiç yüz vermem. 8'e gittin. Asıldım yani. Yendim bunu satrançta. Boynunu büktü gitti yukarı. Ev 2 kat. Ben de bir aşağı kata indim. 3 kat.
Dedim resmini çiz, orta katta buluşalım. Yani bu bir katta çıkmış. Evet, dörde çıkmış, kaybolduk. Bu, yok, hikaye böyle değil. Satrancı oynadı, kazanı boynunu büktü, gitti resmi hazırlamaya. Hazırlamış resmi, getirdi. Baba dedi, resmi sana hazırladım. Resmin üstüne şey yazmış, fiyatı 50 dolar. Ne? Fiyatı 50 dolar yazmış resme. Hangi ulan, resim? Kaybettiği parayı oradan geri alacak. Dedim yani sen, zeki bir duygusal çocuk. Annesi, acaba kime benziyor? Annesine çekmiş. Babasına bence. Çünkü bu yaptığı bana hiç komik gelmedi. Belli ki annesine. Ağır yatıyor. Belli ki annesine çekmiş. Yok hiç, yani bir tanesini toparlayalım da inşallah. Dedim ki. Yani Özkan abimde de bir tane var. Evet. Zafer abimde var bir tane. Memnunuz yani vallahi. Sen ne var mı abi? Ben hiç söylemedim. İlk defa burada söyleyeyim. Dede oldum. Ben dede oldum. Maşallah. Allah bağışlasın. Evet, dede oldu 1984'te. Fuat ne dedi? İlk defa söylüyor ama 84'te de oldu. Değil mi abi? Oğlun oğlu var. Maşallah. Fuat abim de dede. Dede oldu. Burada 3 tane dede var. Ben daha dede değilim. Ben hala oğlu ben önce yapabilirim. Sen daha seninki büyüyecek de kız bulacak da sen gidip evet. isteyeceksin de tek oti çuk oti de evet. evlenecekler de ta. Evet. Biraz ölme an... şekim ölme. Eşkıya filminde Şener abinin karakteri, Uğur abinin karakteri evet. Cumali ölürken diyor ya. Belki sen diyor bir çiçek olacaksın, ben bir arı olacağım, ben sana konacağım falan diye. Ben de oğluma eve gidince oğlum ben de diyeceğim vetere olacağız biz. En fazla olsak olsa bir veterelik. Allah yüzlemez. Ama YouTube... aktörlük ölümsüz. Ölecek çünkü herkes maskeli ve tulumlu gözlüklü olacağı için sanıyorum. Bu maskeyle ilgili benim bir esprim vardı. Unuttum anlatmayı çok. Ya şimdi çok rahat gezemiyoruz ya sokakta diye. Benim öyle bir fikrim vardı. Tanınmamak için maske takmak. Şimdi birazcık hani rahatladık ya takıyoruz. Her şekilde tanıyorlar. Ben sonra dedim ki bir maske yaptırayım hiç tanınmayayım rahat gezeyim diye. Yaptırdım ciddi çok acayip gerçeğe yakın ama Tarkan maskesi. Nasıl? Tarkan maskesi. Tarkan? Tanınmamak için Tarkan maskesi. Neyse kısa bir ara veriyoruz. İnce çalışıyor şimdi. Yani ne ince çalışıyor? İnce çalışıyor. Kısa bir aradan sonra beraber Zafer Algöz İda Bay'dan çıkıyor pazartesi. Vallahi çıktı çıkacak. El bilir alem bilir. Olursa olsun le 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 canım esmerler kovarlasın esmer sen güzelsin olursa ol-